Merhaba dostlar. Karakterinizin hareketlerini, animasyonları nasıl bu gördüğünüz şekilden bu şekilde daha sumut, 8 yönlü bir harekete nasıl geçireceğinizi göstereceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Evet öncelikle şöyle kontentte benim animasyonlarım burada farklı bir projeden aktardım. Öncelikle buradaki gibi blend space oluşturmamız lazım. Sağ tıklıyoruz. Burada zaten var ama ben göstermek için bir adet daha oluşturacağım. Animasyon kısmından blend space'e tıklıyoruz. Buradan karakterimizin iskeletini seçmemiz gerek. Biz mannequin üzerine yapalım bunu. Aynen biz mannequin'ı seçelim. Blend space Locomotion olarak adlandıralım. Şöyle bırakalım Bizim en son ayarladığımız karakter Survival karakter diye geçiyor. Bu tamamen şeydi ama bunu da bir deneriz. Olmadı. Onun için farklı bir planlarım var. Şimdi biz Locomotion'ı oluşturduk. Blend Space Locomotion'ını. Öncelikle burada Horizon ve Vertical aksislerimiz var. Horizontal Direction olacak. Vertical'da Speed'imiz olacak. Şimdi bizim minimum eksi 180. Maksimum da normal artı 180 olacak. Speedimiz burada speed neyse max walk speed yazalım. Ya yani max walk speed değil de aslında şuradaki nerede hocam bizim split sistemimiz burada. Karakteriniz maksimum kaç hızında koşuyorsa ve bununla yani buna göre bir animasyonunuz varsa onu ayarlayacaksınız. Bizim 500. Bunu sonradan değiştirebilirsiniz tabii ki de. Şimdilik 0 ile 500 yapalım 500 olduğu için Hemen burayı bir kaydedelim şimdi Bizim animasyonlarımız burada Standing Genelde as-alt-n diye geçiyor hepsi şuraya yazalım as-alt-n olsun Şimdi idle animasyonların hepsini aşağı koyacağız ama koymadan önce buradan snap to grid'i işaretleyelim Hatta sonradan yapmamak için burada bir ayarımız daha var. E aşağı inelim. Burada weight speed var. Smoothing'in aktif olduğuna emin olun. Weight speed'i de şöyle bir 3 yapalım şimdilik. Olmazsa arttırırız onu. 15'e kadar yolu var. Şimdi şu anda direkt yapışıyor gördüğünüz gibi. Idle'ları bu aşağıya koyuyoruz. Evet aydınları koyduk. Gördüğünüz gibi animasyon zaten buraya geldi. Şimdi hemen buradan Volk'u bulmamız gerek. Run forward var. Ama önce Volk'u koyalım. Aynen Volk burada. Walk forward. Bizim, bizim normal Volk speed'imiz 200 ama burada şuraya koyunca gördüğünüz gibi 250'ye çıkıyor. Bunu nasıl halledeceğiz? Şuraya tıkladık. Şuraya 200 yazdık. Et olmuyor çünkü Niye olmuyor bu Grid division ile alakalı bunu 5 yaparsak Aynen şu anda oldu mesela Tam bölünmediği için biz bunu ayarladık O yüzden 250 otomatik atıyordu Şu an 200'de Walk forward Şimdi sağa doğru gittikçe Karakterin Mesela Forward left Buraya olacak forward right 45 derecelik buraya olacak. Bu direkt sağ tarafa yürüme. Forward right bu tarafa forward left yine bu tarafa sol tarafa şimdi buradan sonrasında geri dönüş var artık geriye doğru back right 135 back left 135 en sonunda da direkt walk back olacak Bunları da koyduk mu? Şöyle bir hatta kontrol tuşuna basarak burada animasyonları test edebilirsiniz. Sağ çapraz, tam sağ yavaş yavaş geriye gitti. Şimdi direkt geriye yürüdü. Şimdi aynı şeyleri koşu için de yapalım. Run forward bizde 500'dü. Şöyle koşmaya başladı. Run forward left. Forward left buraya. Forward right da buraya. Şimdi ben de bu aralar için 130 ve 45 dereceler için animasyon yok ama blend space otomatik bunu halledecek. Ama animasyon varsa da buraya koyabilirsiniz. Ram back var mı hocam? Ram back'imiz var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi buraya otomatik bir animasyon hani şuranın bir karışımı olaraktan ayarlıyor. Yanlış görmüyorsam yok yani. Volklar var. Runlar da yok. Blend Space bu kadardı. Şimdi karakterin animasyon blend animasyon blueprintine girmemiz lazım. Hemen content third person blueprint Burada karakter var. Animasyon karakterlerdedir o zaman. Şunun için özel ayarlamış mıyız? ayarlamamışız. Sanırsam Manneken'inkini kullanıyoruz. Bu da değil. Bu bizim Unreal Engine 5 karakterinin animasyonlarına giriyoruz. E bir adet standart projede başladıysanız burada bir adet animasyon blueprintiniz vardır. Bunu açıyoruz. Şimdi burada kıraçımız var. Şu an biz sadece yürüme ayaktayken yürüme için yapıyoruz. Bir sonraki videoda da Crouch için yapacağız. Şimdi öncelikle bizim zaten speed'i buradan alıyor ama biz yine de baştan ayarlamak istiyorum. Şuradan bir tane execution pin alacağız ama önce evet try get pawn owner almamız lazım aynen. Şimdi bizim buradan bir valid check yapmamız lazım. Is valid. Buraya bağlamamız gerek. Buradaki pinimizi geliyoruz bağlıyoruz. Şimdi buradan sonra ne yapmamız lazım? Bizim öncelikle get velocity ile karakterin hızını almamız gerekiyor. Buradan da vector length yazsak. Aynen. Şimdi iki tane değişken oluşturacağız. Bunu şu anda şuradan da oluşturabiliriz aslında. Bunun adı Speed olacak. Bunu bağlıyoruz. Şimdi bir tane de yine Get Velocity yi buradan alabiliriz. Ama şuradan ayrı bir tane alalım. Şey olsun daha iyi gözüksün anlaşılır olsun. Get Velocity ve Get Actor rotation alıyoruz. Buradan Calculate Direction alacağız. Ama hangisi? Anim Instance. Bu değil. Bu mu? Aynen bu yukarıdaki olan arkadaşlar. Bu değil. Sadece 2 adet input girişi olanı alıyoruz. Bunu da yine değişken olarak atıyoruz. Buna da Direction yazıyoruz ve bu sayede karakterin hem hızını hem de Direction'ını almış olduk. Şimdi yapmamız gereken şey çok basit. Karakterin anim grafına gireceksiniz. Açık değilse şuradan şuraya çift tıklayarak açarsınız. Burada Main State'de gördüğünüz gibi bizim e, ana template'te yani third person template'inde böyle ayırmışlar. Locomotion'a gidince zaten locomotion şuraya bağlı ayrı bir state'e. Hemen buna giriyoruz. Walk run diyoruz. Zaten burada açıkça gözüküyor blend space'i burada ayarlamışlar ama burada sadece basit bir blend space var. Bunu siliyoruz. Şunu da silelim. Şimdi biz buradan az demin oluşturduğumuz Blend Space'i şöyle açalım. Biz şunu oluşturmuştuk. Bunu geliyoruz tutuyoruz atıyoruz. Şuradan da alabilirsiniz. Bunu şöyle bağlayalım. Daha sonra burada oluşturduğumuz Speed'i Speed, speed değişkeni ve Direction'ı alalım. Buradan ayarlamamız gereken bir şey var mı? Loop'u açık. Buradan şu anlık bir şey yok gibi duruyor. Compile Save diyelim. Şimdi bizim burada idle animasyonunu değiştirmiştik. Bunu burada da değiştirelim. Çünkü burada idle da şuraya giriyor. Buradaki idle'a. Şöyle birazcık şunu yukarıya alalım. Şimdi bizim idle buydu. O yüzden burada da bunu kullanalım. Bunu bağlayalım. Şuradan zaten bakabilirsiniz ayarlarına neler yapılmış. Loop animation açık zaten başka da bir şey yok. Burada loop animation'ı açın. Yoksa animasyon bir kere oynatılır. Şu anda gördüğünüz gibi zaten burada da oynamaya başladı. Bunu da silebiliriz. Compile, save yapalım. Şimdi ayarlamamız gereken bir tane ayar vardı. O da karakter movement'ta. Şurayı silelim. Buraya rotation yazıyoruz. Burada şu anda e, karakterin orient rotation to movement kaldırıp bu üstteki desired rotation işaretlememiz gerekiyor. Bu sayede animasyon bizim istediğimiz gibi olacak. Karakteri geriye doğru hareket ettirebileceğiz. Şu an tek şey olduğum konu bu animasyon olarak hangi blend? Blend space diyorum hala ya. Hangi animasyon Blueprint'ını alıyor? ABP Queen'i alıyor. Bunu manni yaparsak çalışır mı? Çalışıyor. Tamam biz manni ayarladık çünkü şu oluyor. Hemen bakalım. Aynen. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterin animasyonu artık blend space'teki gibi daha iyi oldu. Bu şekilde de 8 yönlü hareketi uygulamış olduk. Şöyle ileri, geri, arkaya geri, sola, sağa ileriye koşarken sağ, sol Evet, şu an gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda hemen şöyle bakalım. Yani şu animasyonla bence bir oyun olmaz. Bir sonraki videoda aynı şekilde bunu yapacağız. Çömelmişken, çökmüşken, oturmuşken artık ne diyorsanız. Bunu halledeceğiz. Zaten çok bir farkı yok. Video kısa olsun diye ayrı ayrı videolarda çekiyorum. Onun dışında videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum yaparsanız sevinirim. İşine işinize yaradıysa yani bir yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın. Onun dışında kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.